Evet Sayın Baydar, İran'la Suudi Arabistan'da ilişkilerin kopma noktasına gelmesinin nedenlerini içeren haberimizi aktardık. Aslında bu söze edilen din adamının Şiilerin liderliğine soyunduğu Suudi Arabistan'da bütün olayların ve idam edilmesi, tabii bütün olayların patlama noktasına gelmesinin sebebi bu. Bahreyn'de bir önlem aldı içişlerine müdahale nedeniyle İran'ın. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Buradan başlayalım lütfen. Nelere yol açabilir? Yani nerelere kadar genişleyebilir? Evet. Öncelikle hükümet sözcüsünün açıklamasından başlayalım. Yani Numan Bey esasında Türkiye'nin her iki İslam ülkesi olarak kendilerini adlandıran ülkelere sükunet çağrısı doğru bir yaklaşımdır. Ancak söylediğinizin geçerli olması için tutarlı olmanız gerekiyor. Hafıza-i Beşer nisyan ile malüldür ama arşiv asla unutmaz. Siz bundan birkaç ay önce kalkıp terörizme karşı mücadele edeceğiz diye Suudi Arabistan'ın Vahabi ordusuna katılıp onun kuyruğuna takılır iseniz bugün bu sözleri söyleme hakkınız olmaz. O yüzden Numan Bey'in sözlerinin ne kadar doğru olmasına rağmen geçerliliğinin olmadığını ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye ve de dünyada artık bir sözün doğruluğundan ziyade o sözü söyleyenin tutarlılığı ve geçerliliği olup olmadığına bakılıyor. Bu konuda Türkiye ne yazık ki masada değildir, masada olamayacaktır. Suudi Arabistan'ın kuyruğuna takılarak oluşturduğu Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, Türkiye sonradan da İran'a karşı olan düşmanlığını bildiğimiz İsrail'e de ihtiyacımız var bloğuyla birlikte. Ancak bu kadarını yapabilecektir. Karşı tarafta Suriye, İran ve Rusya bir blok oluşturmuştur. Bu bloklar arası mücadelede bir blokta gözükerek işte iki bloğun arasında da ben ara bulucu olabilirim rolünü üstlenmek ne yazık ki Türk dış politikasının geldiği bu nokta açısından imkansız hale gelmiştir. Şimdi tabii Suudi Arabistan olayına baktığımız zaman olayların yani şiddet olaylarının ve Orta Çağ karanlığının bu şekilde Suudi Arabistan'ı da içine alarak bu şekle dönüşmüş olmasını şöyle yorumlamak lazım. Biliyorsunuz Hristiyanlık dünyası Orta Çağ karanlığında çok acı olaylar yaşadı. Engizisyon mahkemeleri, ateşte yakılan insanlar yaşadı ve onlardan ders çıkararak papalığın hakkı papaya, devletin hakkı devlete diyerek aydınlanmayla birlikte laikliğin önemli olduğu bir yolu buldu. Ve böylelikle dünya böyle bir yol üzerinde hareket etti. Ve ona göre de devlet yapılanmaları şekillendi ve bugün modern dünya o temel üzerine kuruldu. Ki onlar Orta Çağ karanlığını yaşar iken Anadolu'da ve İslam dünyasında bir kardeşlik, barış hüküm sürüyordu. Özellikle 12. 13. yüzyılda Anadolu'ya baktığımız zaman ne olursan ol gel diyen Mevlana'ların bulunduğu, Hacı Bektaşi Veli'lerin, Pir Sultan Abdal'ların bulunduğu bir Anadolu coğrafyasından bugün geldiğimiz nokta Orta Çağ karanlığını yaşayacak zulmün ve vahşetin olduğu Suudi Arabistan Vahabiliğinin peşine takılan bir Türkiye görüyoruz. Dünya bunları aşacaktır, İslam dünyası da aşacaktır ama İslam dünyasının önündeki yegane model o her zaman küçük görmeye çalıştıkları ve her zaman değiştirmek için uğraştıkları o Cumhuriyet projemiz var ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulmuş olan o Cumhuriyet projesi, bunları ta 1920'lerin başında tespit ederek İslam dünyasına esasında reformu önermiş ve laiklik ilkesini getirerek Cumhuriyet ve demokrasinin, İslam ve demokrasinin bir arada yaşayabileceğinin en önemli örneği olmuştu. Bizim bundan sonraki süreçte tüm Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerin bu proje çerçevesinde birleşerek, laiklik çerçevesinde birleşerek yeniden İslamiyet'i en iyi şekilde yaşayabilecekleri bir dünyayı kurgulayacakları bir reform döneminin olacağına inanıyorum. Yaklaşık önümüzdeki 10 yıl bu barbarlığı, bu çatışmaları, bu Orta Çağ karanlığını bu coğrafyada göreceğiz. Ama ondan sonra insanlar akıllarıyla düşünmeye başladıkları andan itibaren İslamiyet'te İslam ve demokrasi arasındaki çıkışın o Cumhuriyet Halk Partisi tarafından her zaman gururla söylediğimiz, ifade ettiğimiz bu Cumhuriyet projesi, bu demokrasi ve laiklik projesi olduğuna bir kez daha inanmaları gerektiğine altını çizerek belirtmek istiyorum. Bunun çok önemli olduğunu
bölge açısından hayati önemde olduğuna inanıyorum. Onun ötesinde bizim özellikle buradan çıkaracağımız temel dersin, yani özellikle hükümet yetkililerinin çıkaracağı dersin, bir mezhep bloklaşması arkasına saklanarak İslamiyet'in bütün dünyasını kavrayıp orada yol gösterici olmanın mümkün olmadığını, bu mezhep Vahabi çatışma içerisinde Türkiye'nin yer almaması gerektiğini ve buradan bir an önce kurtararak Türkiye'yi daha o Türkiye'nin tanımlamış olduğu cumhuriyet ve demokrasi ve laiklik çerçevesinde tanımlanmış olan İslamiyet'i yaşama anlayışının egemen kılınarak bütün dünya ile olan, özellikle bölgedeki ülkelerle olan ilişkilerimizin bu şekilde yeniden gözden geçirmesine ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Bu konumda olabilseydik İran o zaman bizim dediğimizi dinleyebilirdi. İran derdi ki evet ya sen arabulucu ol da bakalım diyebilirdi. Ama şimdi bizim inandırıcılığımız yok. Suudi Arabistan'ın Vahabi ordusunun içerisinde terörizme karşı koyacağım diye o ayaklarla yer almışsın. Şimdi kalkıyorsun ben arabulucu olayım. İki tarafa da ben sükunet tavsiye ediyorum diyorsun. Bunların bir geçerliliği yoktur. Bunlar yani tabii daha önce Harun gibi geldim, Karun olmam diyen ve şu anda AKP'nin hükümet sözcüsü olan Numan Bey'in gelmiş olduğu nokta ve inandırıcılık açısından da hiçbir güven telkin etmediğini altını çizerek ifade etmek istiyorum. Evet, şimdi laiklik buradaki aslında tartışmaların ana konusu, sizin de dikkat çektiğiniz gibi tek İslam ülkesi Türkiye laik olan ve laikliği avuçlarının içinden kaçıran işte bu ülkelerin vatandaşları tekrar laikliği kazanabilmek için ne savaşlar veriyor. Bu anlamda elimizdekinin kıymetini aslında bilirsek zaten sorun kalmayacak ama ülkede uygulanan bu politikalar işte arabuluculukla hakikaten size söylediğiniz gibi hiç de bağdaşmıyor, hiç örtüşmüyor aslında. Tabii sen tarafsın yani. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Charlie Hebdo saldırısına kadar Avrupalılar, ya bu AKP idare edilebilir, Avrupa içerisinde böyle bir ılımlı İslam modeli de olabilir, yani hiç merak etmeyin, yani bu IŞİD olayına kadar hep böyle, yani bize suçlayan bir bakışla hep tartışmalarımızda onları ifade ediyorlardı. Charlie Hebdo saldırısından sonra özellikle Fransızlar, ya aman hocam, ya laiklik Türkiye'de çok önemli, aman bunun kaybedilmemesi lazım, siz İslam ülkeleri için yegane modelsiniz, aman bunun için elinizden gelen gayreti gösterin, yani AKP'lileri de bu konuda ikna edin der noktasına geldiler. Bunu tabii bizim projemizin ne derece zamanında bir modern ve vizyoner olarak ortaya konulduğunun göstergesi olarak algılıyorum. Hatırlayın Mısır'da da Tayyip Bey oraya gittiğinde laikliğin önemli olduğunu, demokrasiyle İslamiyet'in bir arada yaşayabileceğini ifade eder noktaya gelmişti. Şimdi tabii çok daha farklı noktalarda ama bu insanların kafasının arkasında bir arka plan olmadan İslamiyet'i en iyi şekilde yaşayabilecekleri dünyadaki insanların ve İslamiyet'in de geleceğinin gerçekten kadim bir din olarak İslamiyet'in herkesi kucaklayan bir barış ve sevgi dini olduğunun açıklanabilmesi açısından bu projenin ihtiyatla ve ağız dolusu bir şekilde Türk dışişleri yetkilileri tarafından bütün Orta Doğu coğrafyasına anlatılması gerektiğine ve bu modelin esasında Orta Doğu coğrafyasındaki problemin çözümüne esas katkı koyacak model olduğuna inandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii önce hükümeti yönetenlerin inanması gerekiyor. Kesinlikle. Onların da bu noktada bu derece Orta Doğu'yu karıştırdıktan sonra, bu derece terörü gördükten sonra bir miktar akıllarının başına gelmesini umut ediyorum. Yani hala o anlamda umudumu koruyorum. Göreceğiz önümüzdeki günlerde nasıl davrandıklarını. Evet, şimdi Türkiye bu konuda az önce Numan Kurtulmuş'un açıklamasını dinledik. Bir arabuluculuk rolü üstlenmek istiyor ama Türkiye'yi bu İran'da, Suudi Arabistan'da ve Bahreyn'in de içinde aldığı bu tehlikenin dışında görmek mümkün mü size göre? Türkiye'yi de ilgilendirir mi, ilgilendirmez mi bu? Şimdi, yani dışında tutmak mümkün mü? Bu dışında tutmak mümkün olabilirdi. Ancak şu aşamadan sonra bölgedeki bir mezhep çatışmasının Türkiye'ye sıçramaması AKP'nin bu davranış modeliyle mümkün değil. Yani özellikle bu Vahabi ordu içerisinde bulunmamızın
mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz terörizmle mücadele etmek istiyor isek, biz uluslararası alanda terörizme karşı olan müttefiklerimiz bellidir. NATO'da, Birleşmiş Milletler'de biz bir modern bir ülke olarak yerimiz ve safımız bellidir. Biz bu safımızdaki yerimizi belirginleştirip buna göre davranmamız gerekir ama göstermelik olarak terörizmle mücadele ediyorum diyerek terörizmi bugüne kadar finanse etmiş Suudi Arabistan'ın, El-Kaide'nin esas finansörlerinden bir tanesidir. Suudi Arabistan'ın kuyrukçuluğunu yapmak bu derece İslam dünyasına örnek bir proje teşkil edecek Cumhuriyet, Demokrasi ve Laiklik projesini üretmiş bir ülkeye yakışmamaktadır. Bu şık durmamaktadır. Bu yüzden bu konunun mutlaka hem hükümet yetkilileri hem dışişleri yetkilileri tarafından gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. İnandırıcılığımızı kaybettik. Yani evet, evet. Türkiye'nin temel son sıkıntısı bu son dönemdeki bu yalpalamalar ile, çünkü siz ne söylerseniz söyleyin, dediğim gibi arşivden önümüze koyup ya sen şimdi böyle diyorsun ama bak geçmişte de böyle yaptın kardeşim. Yani bu ne demek oluyor? Sen hangi ittifaklar içerisindesin demeye başladılar karşı tarafta. Avrupa Birliği'nin sıcak yapmasının altındaki en önemli unsur özellikle yani bu mülteci sorununun Türkiye'de depolanmasına yönelik olan isteğinden kaynaklanmaktadır. Yoksa 2 milyon mültecinin Avrupa kapılarında olduğu bir Avrupa'nın yaşanabilir olmaktan çıkacağını onlar da görüyorlar. O yüzden aman biz sana biraz verelim işte 3-5 kuruş para. Sen bunları Türkiye'de ikame edikoy. Yani idare edelim. Bak biz senin zaten bir fasıl daha açacağız. Şöyle böyle yaparak durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Kim kimi idare ediyor önümüzdeki günlerde göreceğiz. Türkiye'nin Avrupa Birliği projesi içerisinde ilerlemesi CHP'nin temel anlayışlarından bir tanesidir. Biz buna karşı çıkmıyoruz ama Avrupa Birliği bizi idare de mi ediyor? Yoksa ya bu işte mülteci sorununu belirli bir ölçüde Türkiye'de dondurmak için mi bu derece sıcaklık gösteriyor? Merkel'in bu derece yakınlaşmasının arkasında ne var? Bunların ciddi olarak incelenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi bir bağlantımız var Sayın Baydar. Sayın Sencer İmer'e de soralım. Bakalım bu İran, Suudi Arabistan ve tabii sonra Bahreyn de eklendi. Bu ilişkilerin durumunu nasıl yorumlayacak? Sayın İmer, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Lale Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Yeni yılınızı da kutluyorum. Sağolunuz. Evet, sizin de kutlu olsun diyelim ve dönelim bu sıcak olaya. Biz az önce derlediğimiz haberlerde yaşananları verdik ama siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İran ve Suudi Arabistan'da iplerin kopması, buna Bahreyn'in de etkilenmesi ve tabii Türkiye'yi bu üçgenin dışında tutabilir miyiz? Sonrasında yaşanacak gelişmelere bağlı olarak neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi bunu şöyle değerlendiriyorum. Bu Şii dini liderlerinden El-Nemr'in idam edilmesi hemen hemen yılın ilk günlerinde oldu biliyorsunuz. Halbuki kendisinin idam cezasına çarptırılması 2014 senesinin Ekim ayında olmuştu benim bildiğim kadarıyla. Evet. Yani bu kadar zamandır bekleniyordu. Durup da acaba bu idam cezası neden şimdi infaz edildi? Bunun üzerinde durmak lazım zamanlama olarak. Çünkü biliyorsunuz Ocak ayının sonuna doğru bir ateşkes sağlanması için Suriye'de görüşmeler yapılacak. Ve buna muhalif cephe temsilcileri de katılacak. Bu muhalif cephe temsilcileri daha önce Riyad'da toplandılar. İstedikleri amaca ne ölçüde ulaştılar tartışılır. Ve El-Nusra cephesi bunun içerisinde yer alacak mı almayacak mı? Kimin buraya katılacağı konusunda da Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz kim terörist örgüt sayılacak konusunda bir takım çalışmaları var. Bu açıdan bakıldığı zaman da bu idamın gerçekleştirilmesinin çok açık olarak İran'ı tahrik edeceği, bütün Şii dünyasını tahrik edeceği ortada. Dolayısıyla bu şu anda yapıldı. Yani buradan şu sonuca varabilirsiniz. Ocak ayı sonunda yapılması düşünülen ateşkes sağlanamayacak demektir. Çünkü tarafların en önemlilerinden birisi de İran ve ona bağlı olan güçler. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın böyle bir tahriki şu anda gerçekleştirmiş olması yalnızca kendi iradesine bağlanamaz. Benim kanaatimce Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla daha mutedil olun, birbirinizle çarpışmayın, işte bu gerginliği azaltın gibi bir takım laflar ediyorsa da
bir büyük güç olarak. Suudi Arabistan'ın bu hareketinden haberdar olmuş olması gerekir ve bunun da bu işin içerisinde payı olduğunu arka planda düşünüyorum. Ve bu niye, hangi sonuca götürür? Suriye'de ateşkesin sağlanamaması, Rusya'nın oradaki angajmanının devam etmesi ve petrol fiyatlarının da düşmeye devam etmesi. Çünkü düşen petrol fiyatları esnasında bir açıdan baktığınızda bakıyorsunuz Suudi Arabistan petrol üretimini artırmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de aynısını yapıyor. Yani 35 doların daha altına doğru bir petrol fiyatlarında seyir izleyebiliriz önümüzdeki günlerde. Bunlar hangi sonuca götürür? Bunlar Rusya'yı çok zor durumda bırakır ve Rusya'da bir Putin karşıtı bir hareketin ortaya çıkmasına neden olabilir. Benim görebildiğim böyle bir şey sanki planlanıyor. Yani Ocak sonunda ateşkesin sağlanamamasını sağlayacak böyle bir operasyonun bu idam cezasıyla başlatılmış olması fevkalade düşündürücüdür. Artı bu Türkiye'ye yarın Genelkurmay Başkanı geliyor Amerikalıların. Evet. Bütün bunların burada da değerlendirileceğini düşünüyorum. Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek isteyen bir güç olduğu kanaatindeyim. Çok uzun zamandan beri. Zaten İran'la biliyorsunuz Irak'ı kapıştırdılar. Onun sonucunda zayıflayan Irak parçalandı. Evet. Şimdi İran'ı Türkiye ile karşı karşıya getirmek için çok uğraştılar. Bunda muvaffak olamamaları gerekir. Çünkü bir Sünni-Şii kavgası, bir Alevi-Sünni kavgası Türkiye içerisine dönecek olursak, bunlar da yapılmaya çalışılan şeylerdir, teşebbüslerdir. Burada Suudi Arabistan'ın bu yaptığı hareketin çok yanlış olduğunu, zamanlama olarak tamamıyla yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'nin burada iki taraf arasında kalmayarak, bütünlüğü sağlayarak ve huzuru sağlayacak şekilde bir dış politika izlemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu gerginlik artacaktır ve bu kendini hem Suriye'de hem de Irak'ta gösterecektir. Çünkü Irak hükümeti de biliyorsunuz bunu protesto etti. Evet. Orada da ağırlıklı olarak Şii olan taraf ile yukarıdaki Sünni olanlar arasında, yani IŞİD'çiler arasında bir mücadele cereyan etmektedir. Yani ortalık düzeltileceği yerde bir kargaşa yaratılmıştır ve bunda da maalesef Suudi Arabistan'ın parmağı vardır. Suudi Arabistan, Yemen'de uğradığı çeşitli darbelere karşı kurmuş olduğu 32 ülkeden oluşan bir barış gücü adı altında yalnız Sünnileri dahil edip Şiileri karşısına aldığı bir hareket, hiçbir şekilde, ki Türkiye'de bunun içerisine gireceğini kabul etti maalesef, ama asker göndermeyeceğini söyledi. Fakat bir de baktık, Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan ziyaretinden sonra asker de gidecek denildi. Ben bunu da çok yanlış bir politika olarak görüyorum. Yani Türkiye'nin Suudi Arabistan krallık ailesinin bekasını sağlayacak bir şekilde paraya ihtiyacı olabilir Türkiye'nin. Evet. Dövize ihtiyacı olabilir. Evet. Ama bazı şeyler dövizden ve paradan çok daha değerlidir benim kanaatimce. Dolayısıyla Türkiye'nin bunlara angaje olmaması gerekir. Türk askerinin Suudi Arabistan'ın çıkarları doğrultusunda kullanılması mümkün değildir. Bu yanlıştır. Pakistan dahi biliyorsunuz buna karşı çıktı. Çünkü Pakistan askerlerini biliyorsunuz Yemen'de kullanmaya kalktılar. Evet. Yani çok dikkatli olmamız gereken bir sürece giriyoruz. Çok akıllı olmamız gereken bir sürece gidiyoruz. Benim görebildiğim budur. Hocam çok teşekkür ediyoruz analiziniz için. Sağ olunuz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Sayın İmer de aslında Türkiye'nin burada ne kadar dikkatli adım atması, ne kadar temkinli yaklaşması gerektiğini bir kere daha ifade etti ki zaten Rusya ile yaşadığımız krizin uzantıları daha devam ediyor. Çok da bu konuyla ilgili başımız ağrıyacağı benziyor ama bir de şimdi İran'la çok önemli, çok güçlü bir ülke. İran'la başımız belaya girerse. Şimdi tabii bloklaşma esasında uçağın düşürülmesiyle başladı. Yani o Suriye, İran ve Rusya bloğuyla. Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye bloğu. Buna sonradan Tayyip Bey'in İsrail'e ihtiyacımız var diyerek İsrail'i de katma çabası. O şeyle başladı. Bu manevrayla da esasında hani bizim şöyle bir şeyi mutlaka değerlendirmemiz ve önümüze koymamız gerekiyor. İslam Suudi Arabistan'dan büyüktür. İslam dünyası Suudi Arabistan'dan büyüktür. Ama ne yazık ki hükümet yetkilileri İslam dünyasıyla, yani haç farizesinin yapıldığı yer ile İslamiyet'i bir tutar bir anlayış sergilemektedirler. İslamiyet'in büyüklüğüne yakışır bir tavır içerisinde olmalarını biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak salık veriyoruz. Salık vermemiz de dediğim gibi İslamiyet'in Suudi Arabistan'dan büyük olmasıdır. Ve onu da kapsayan bir anlayışı sergileyebilseydik, yani
İran'ı da bu Numan Bey'in son söylediği tavsiyeler tarzındaki konuşmalarımızı bu Sünni cephe içerisinde, Vahabi cephe içerisinde bulunmadan bu şekilde götürebilseydik politikamızı, gerçekten onların işlerine karışmadan ya da bir bloklaşmanın içerisinde olmadan bunu yapabilseydik, İslam dünyasında inandırıcılığımız olurdu. Ben de hocamın dediklerine katılıyorum. Gerçekten çok sıkıntılı günler bekliyor ama bu dönemde alacağımız manevralar vardır, yapacağımız şeyler vardır ama bunları hükümet ne derece yapabilecektir, ne derece bunlardan vazgeçebilecektir? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet, evet. Şimdi buradan İslam demişken tabii temsili kurumu olarak görürsek Diyanet'in bugün gene düşen iki önemli açıklaması var. Anayasa çalışmaları ve Doğu ve Güneydoğu'ya döneceğim ama araya onu da girelim Sayın Baydar. Şimdi Diyanet'ten iki açıklama var. Biri nişanlılık döneminde el ele tutuşulmalı mı tutuşulmamalı mı sorusuna verdiği yanıt. Bir diğeri de Alevilerle evlilik yapılmalı mı yapılmamalı mı? Çok vahim bir noktaya doğru gidiyoruz artık. Neler tartışılıyor, neler gündeme geliyor? El ele tutuşmamalı yanıtı geliyor nişanlılar için. Alevilerle evlilik caiz midir sorusuna da yine çok tartışma verecek, yaratacak bir açıklama var. Müslüman olanla evlenilir, olmayanla evlenilmez deniliyor. Size döneceğim ama bir bağlantım var. Sayın İhsan Ali Açık'tan bu konuyla ilgili yorumunu alalım. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Evet, Diyanet'in açıklamaları dedik. Nişanlılıkla el ele tutuşulmamalı ve Alevilerle evlilik caiz midir sorusuna Müslümanlarla evlenilir yanıtı var. Hemen kısa bir değerlendirme alayım lütfen sizden. Hocam, kiminle evleneceği veya evlenemeyeceği konusu Kur'an-ı Kerim'de açıklanıyor. Buyurun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yapılan bu konuyla ilgili ayetler var. Ama ben birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Mesela Bakara suresi 221. ayette iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile müşrik bir kadından özgürlüğü elinden alınmış mümin bir kadın daha hayırlıdır. İman etmedikçe müşrik erkeklerle de evlenmeyin. Beğenseniz bile müşrik bir erkekten özgürlüğü elinden alınmış mümin bir erkek hayırlıdır deniliyor. Şimdi burada müşrik kadınların müşrik erkek müşrik kadınların mümin kadınlarla erkeklerle müşrik erkeklerin de mümin kadınlarla evlenmesi yasaklanıyor. Ayette 4 kez müşrik kelimesi geçiyor. Dolayısıyla evlenilemeyecek olan müşriklerdir. Müşrik kimdir? Hı. Müşrik Allah'a inandığı halde ona herhangi başka bir şeyi ortak koşan, mesela liderini, şeyhini, devletini, sınırını, bayrağını, ülkesini, ulusunu, ırkını, servetini, parasını Allah yerine koyarak onunla birlikte bunlara adet. Hocam, evet bağlantımız kesildi. Sayın Baydar, siz ne düşünüyorsunuz? Denmez. Beni duyabiliyor musunuz hocam? Evet bağlantımız kesildi. Baydar, Sayın Baydar size dönelim lütfen. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya şimdi tabii çok vahim. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birçok temel konusu var iken laik bir cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tip bir fetva veren bir Şeyhülislam rolüne bürünmüş olması acıdır. Hangi sayıklarla bu sorular sorulmuş, nasıl açıklanmış onları bilmiyorum ama ben bu derece Türkiye'de insanları kamplaştıracak ve insanların
kendi özgür iradelerini ortaya koyacak davranışlar içerisinde bulunan bir Diyanet anlayışının Türkiye için faydalı olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu tabii şunu da getirmektedir. Daha önemli konularda mesela fetva vermesi gerekebilir. Kul hakkı konusunda. Değil mi kul mesela? Hakkı çok önemlidir. Evet. Mesela hırsızlık yapanla evlenilir mi, evlenilmez mi? Hırsızlığı onaylayanlar ile evlenilir mi, evlenilmez mi? Hırsızlığı mübah sayanlarla evlenilir mi, evlenilmez mi? Acaba her konuda fetva vermeyi üzerine vazife addeden Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez bu konuda da neler düşünmektedir? Yani hırsızlığın örtbas edilmesi doğru mudur, yanlış mıdır? Onun ötesinde işte bu derece kul hakkı yeniliyor ortamda. Bunlarla ilgili herhangi bir şey söylemez iken, çevrenin korunması ile ilgili bir şey söylemez iken, müsriflik ile ilgili herhangi bir şey söylemez iken, hiç alakası olmayan Türkiye toplumunun 92 yıllık cumhuriyeti boyunca çözmüş olduğu problemleri tekrar bir problemmiş gibi ortaya koyma anlayışını iyi niyetli görmüyorum. Yani bu toplumumuzu birleştirme, dayanışma duygumuzu arttırıcı cümleler değildir. Ve bu açıdan bunları çok talihsiz açıklamalar olarak yorumluyorum. Ve bu talihsiz açıklamaların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmış olmasını, yani herkesi birleştirmeyi Türkiye'de dinler arası diyalog söylemiyle birçok farklı din adamlarıyla, Türkiye'de yaşayanlarla bir arada olma anlayışını her zaman sergileme gayreti içerisinde gözüken Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendi vatandaşlarımız arasında yani insanların gönül ilişkileriyle oluşacak olan evlenme süreçlerine bile müdahil olacak düzeyde bir açıklama yapmasını çok talihsizlik olarak görüyorum. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yazıktır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımlara göre bu söylenen laflar yazıktır. Ben tekrar buradan Diyanet İşleri Başkanı'na acaba hırsız olanlarla evlenilir mi, evlenilmez mi? Bu tip sorularımı, kul hakkı yiyenlerle evlenilir mi, evlenilmez mi? Bu sorularımı tekrarlıyorum. Elhamdülillah Müslümanım diyen insan geceleri bir vicdan muhasebesi yapar. Yani yatar, der ki Allah'ım ben bugün acaba ne yanlış yaptım, ne doğru yaptım, onları gözden geçirir, bir muhasebe yapar. Bu gece eğer bizi dinliyorsa veya ulaştıracak olanlar bir vicdan muhasebesi yapmasını ve bundan sonraki yarın rüzü mahşerde hesap vermemesi açısından mutlaka bu söylediklerin, bu ayrıştırıcı cümlelerin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka tekrar bu konuda verdiği bu beyanatlarla bir gözden geçirme anlayışına girmesini umuyorum. Bir şekilde mutlaka zaten bu açıklamaların ardından tepkiler gelmiştir. Onun kulağına da gidecektir sizin söyledikleriniz Sayın Baydar. Şimdi geçelim Türkiye'nin sıcak siyasetine. Başbakan Davutoğlu'nun görüşme talebi üzerine geçtiğimiz hafta CHP lideriyle bir araya gelmişti iki heyet, AKP ve CHP heyetleri. Bugün de MHP ile bir araya geldiler. Aslında başlıklar belli, yeni anayasa. Ömer Çelik'in bugünkü açıklamaları aslında bu görüşmelerin bir başkanlık sistemi üzerinden mi yürüdüğü, AKP tarafından tabii niyetin bu mu olduğu sorularına yanıt teşkil ediyor. İşte temel hak ve hürriyetler, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, gerçek demokrasi diyor ama bunların hiçbirinin Türkiye'de olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi ben önce şuradan başlamak istiyorum Lale Hanım. Yani demokrasiyi uyguladığınızı ve demokrat olduğunuzu göstermek için anayasaya ihtiyacınız yok. Siz yani demokratik, bütün vatandaşlara eşit mesafede davranırsınız. Yani bunun illa anayasada yazmasına gerek yok. Mesela İngiltere'nin bir anayasası yok. Hı hı. Ama orada demokrasi daha yerleşik ve insanlar birbirlerine o devlet kültürü içerisinde daha saygılı olabiliyorlar. Sen şimdi var olan bu anayasayla bile hiçbir demokratik yaklaşımı sergilemeden benim çaldığım düdük mantığı çerçevesinde bir yönetim modeli sergileyeceksin. Sonra da bir anayasa
yapma gayretini, demokrasiyi geliştirelim diye bize yutturmaya çalışacaksın. Bu komik geliyor bana. Yani anayasa 177 madde. Bunun zaten 17 değişikte 117 maddesi 80'den bu yana değişmiş. Yani 17 değişiklikte 117 tane değişiklik yapılmış anayasada. 177 madde. Daha önce de yapılan çalışmalarda 60 madde üzerinde bir uzlaşılma sağlanmış. Yani mesele anayasanın yazılması değil. Mesele sen ne yapmak istiyorsun? Yani senin kafandaki ne? Onun ortaya konması. Bunu çok önemsiyorum. AKP'nin kafasında bir sadece sivil anayasa yapmak ve bu sivil anayasayla Türkiye Cumhuriyeti'nde var olan demokrasiyi daha güçlendirip insanların kişisel özgürlüklerini artırdıkları, daha refah düzeyinin olduğu bir toplum yaratma gayreti içerisinde olduğunu inanmıyorum. Yani ben AKP'nin 13-14 yıllık uygulamalarından böyle bir algı alamadım bugüne kadar. AKP başka planlar peşinde. AKP bugüne kadar olan devleti, yani cumhuriyeti sıfırlayıp ondan sonra oradaki suçları da orada bırakıp kendisine yeni bir sayfa açarak buna devam etme olarak algılıyorum ben. Bunun olmadığına bana inandırsınlar. Yani ben bunu görmek istiyorum. İkna etsinler. Evet. İnanmıyorum ben buna. Yani AKP bana ya demokrasiyi daha çok geliştireceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyerek bana gelmesin. Beni önce gerçekten demokrat olduğunu, gerçekten toplumdaki bütün vatandaşları bir demokrasi anlayışıyla kucakladığını göstersin. Bu lafla olmuyor. Yani bunu uygulamalarda görmek istiyoruz. Yani illa benim gibi konuşanlar bendendir, benim gibi konuşmayanlar benden değildir anlayışıyla sen toplumu kutuplaştırma siyasetiyle algıladıktan sonra gel hadi bakalım şey yapalım. Yani işte yeni anayasa yapalım, bundan kurtulalım. Bundan kurtulalım esasında biz şu üzerimize yapışan bir takım suçlamalar var. Ya şunlardan kurtulalım, bir önümüze bakalım. Hem bizi de bunlardan yani sıyırmış oluruz. Yeni bir anlayış çerçevesinde bu dönemdeki suçlamaları da bitiririz mantığı çerçevesinden bakıyorlar. Bir de AKP'nin sağ gösterip sol vurma hareketleri hep olmaktadır. Ben böyle anayasa anayasa diye konuşup arkadan lang diye iç düzüğü değiştirip meclisteki muhalefetin sesini daha kısacak bir yapıyı getireceğine inanıyorum. Bunu görüyorum yani anlayışlarından. Ha eğer bunu yaparlarsa zaten artık anayasa yapmanın şartları ortadan kalkmış olacaktır. İşte anayasayı daha demokratikleştirelim diyerek referandum yapıldı 2010'da. O zaman bas bas bağırdılar işte anayasa şöyle olacak böyle olacak falan dendi. Sonra o yapılan anayasayı şimdi değiştirelim. Özellikle HSYK ile ilgili onu değiştirelim diyerek ortaya çıkıyorlar. Yani kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetlerin hepsi bende olsun mantığını getirmeye çalışıyorlar. Buna karşıyız tabii ki. Yani buna evet dememiz mümkün değil. Ha. Ama bunun yanı sıra yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kendini güncellemesi, kendini yeniden günün şartlarına göre, modern dünyanın gereklerine göre ve var olan toplumsal sözleşmenin daha kapsayıcı bir hale getirilmesi üzerine bazı şeyler düşünülemez mi? Düşünülebilir. Bazı şeyler söylenemez mi? Söylenebilir. Bunlar ne olabilir? Çok önemli bir örnek var mesela. Almanya ikiye ayrıldığı zaman biliyorsunuz Berlin'de olan Almanya hükümeti Bonn'a taşındı. Ve Bonn hükümeti oldu. Sonra işte 89-90'da iki Almanya birleştikten sonra hükümet tekrar Bonn'dan Berlin'e taşındı. Şimdi Berlin'e taşındığı zaman Bundestag girişinde Alman milleti diye böyle ciddi bir yazı var orada. Evet. O Alman milleti yazısından sonra o Bundestag'ın ortasına bir bahçe yaptılar. Almanya'nın bütün bölgelerinden getirilen topraklarla bir harita oluşturdular ve şunu yazdılar. Almanya'nın bugüne gelmesine katkı sağlayan Almanya'da yaşayan tüm halklara ve göçmenlere müteşekkiriz. Yaşasın Almanya halkı dediler. Ama o Alman milleti lafını oradan silmediler. Evet. Yani biz de kendi mazimize, kendi geçmişimize sahip çıkarak ama bunu günün şartlarına göre güncelleyip yeni bir toplumsal sözleşmeyi yaratabiliriz ama bunu AKP ile yaratmamız bu dönemde mümkün değil. AKP'nin derdi böyle bir yeni toplumsal sözleşmede kapsayıcı, kucaklayıcı olan bir anlayışı getirmek değil. AKP
kendi karanlık dönemini kapatıp ya işte onlar orada kaldı artık, bak buradayız, bak ne güzel burada bunları tartışalım, geleceği tartışalım modu çerçevesinde bir yapıyı oluşturmak istiyor. Bunun çok iyi anlatılması ve bunun iyi deşifre edilmesi lazım. AKP samimi değil. Hani siyaset samimiyetle yapılır. Siyasette üretim de samimiyetle olur. O samimiyet olsa eyvallah ama o samimiyeti tabii. 13 yıldır görmedik. Göremedik. Yani o yüzden AKP'nin bu yeni anayasa hikayesini inandırıcı bulmuyorum. Bu hikayelerin böyle başka versiyonlar altında başka şeyleri örtmek için yani cambaza bak mantığıyla yapıldığını görüyorum. Bize cambaza bak diyorlar, alttan ne geçirdiklerini görmüyoruz. Ben de oraya bakıyorum aşağıdan ne geçiyor diye. Evet, ironilerle çok güzel değerlendiniz. Aslında anayasa elbette çok önemli ama Türkiye'nin gündeminde çok çok önemli bir konu daha var. Hatta en önemlisi diyebiliriz. Süremiz de çok daraldı ama bu konuda da görüşünüzü almak istiyorum. Doğu ve Güneydoğu yanıyor, insanlar ölüyor, şehit haberleri geliyor. Bu görüşmelerde bu konu ne kadar değerlendiriliyor biz de bilemiyoruz. Dışarıya yansıyanlardan bildiklerimiz kadarıyla ama ne diyeceksiniz Doğu ve Güneydoğu için? Çözüm hala yok. Şimdi gelinen bu noktanın müsebbibi kim olduğunu herkes biliyor. Yani sen, biz yıllarca söyledik, dedik ki ya bu terör örgütüyle yani müzakere yapılmaz. Sen mücadeleni yap, belirli bir noktaya geldikten sonra onlara bağlı olmadan sen Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamında görüşlerini yaparsın. Ama bunlar bunu yapmadan müzakere ederek bu işi çözüp şu seçimlerde aman ortalık karışmasın ya biz... Aman herhangi bir şey yapmayın da biz şu seçimi alıverelim mantığı çerçevesinde o AKP'nin böyle ucuz pazarlıklarla iş götürme süreci var. Ve yer yer egemenliği devrettiler. Ve o devredilen egemenlik sürecinde de dağdaki terör mahalleye indi. Bu çok evet. Net. O dağdaki terör mahalleye tahkimatı yaptıktan sonra şimdi sen beni başkan yaptırmadın, bunları kazıyalım. Şimdi bir kere terörün terör olarak adını koyacağız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri dışında bir silahlı milis olamaz. Bunun mutlaka derdest edilmesi gerekir. Bu kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası açısından önemli bir konudur. Bu yapılmalıdır. Ama sen öteki taraftan da Kürt sorunu çözülmesi için, Kürt sorunu da hendek kazmakla çözülmez. Evet. Hendek kazarak evet. Kürt sorunu çözülmeyeceğini artık ben söylemiyorum. Orada daha önce... PKK'ya destek veren vatandaş da söylüyor. Diyor ki kardeşim bu iş hendek kazmakla çözülmez. Bu iş bir parlamentoda çözülmeli. Bu yeni bir anlayışta çözülmeli. CHP'ye ihtiyacımız var diyorlar. Kurucu iradedir CHP. Gelsin bu konuda bizim elimizden tutsun derhale gelinmiştir Doğu ve Güneydoğu'da. Ben bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki süreç içerisinde Doğu ve Güneydoğu'da gerçekten çok önemli bir rol oynayacağını ve Kürt sorununun çözümünde, kalıcı çözümünde silahlar bırakıldığı andan itibaren, terör sona erdiği andan itibaren, kişiler, orada yaşayan insanlar kendi siyasal sayıklarına döndükleri andan itibaren bölgeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kucaklayacağına inanıyorum. Vatandaşın bu sıkışmışlığının, bu sıkışmışlığını ortadan kaldıracak olan projenin de CHP'nin anlayışı olduğuna inanıyorum. CHP'nin biraz önce anayasada söylediğim gibi yani güncellenmesi gereken konularda kucaklayıcı, kapsayıcı, bölge insanının gerçekten samimiyetle kucaklandığını inandırıcı lafları söylediği andan itibaren bölgede bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bölgeye sık giden, daha önce Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari sorumlusu olan ve son dönemde de Siirt'e ve Diyarbakır'a gitmiş ve bölgeyi görmüş bir milletvekili olarak söylüyorum. Bunun için yani terörle mücadele evet. Kimse silahla Türkiye Cumhuriyeti'ne bir şey dayatamaz kardeşim. Bunun sonuna kadar karşısındayız ama Kürt sorunu da kalkıp hendek kazmakla çözülemez. Kesinlikle. Bunlarla sözümüzü bitirmiş olalım. Yanlış evet. Politikalarla bu noktaya geldi. Sizin söylediklerinize ilaveten kamuoyundan da CHP'nin orada önemli bir inisiyatif alması talebi var. Biz her programda, her yayında bu gelen talepleri size bir kere daha iletmiş olalım Sayın Çok Baylar. Teşekkür ediyorum ben efendim. Ben teşekkür ediyorum efendim yorumlarınız, aktardığınız bilgiler için. Evet sevgili seyirciler, ana haber bültenimizde günün manşetlerine önemli konuları taşıdık gene. Sayın Metin Lütfi Baydar'la değerlendirdik ve canlı bağlantılarımızla. Yarın yine saat 18'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.